This is Konya, one of Turkey's oldest cities, 260 miles from Ankara and home to over a million people. It is said that the reason these streets are so narrow was so that while walking, one could stop and shake hands with a stranger on the opposite side. Konya was also the birthplace of one of the world's most fascinating and mysterious religious doctrines. A branch of Islam known as Sufism, practiced by the Mevlani order, or more commonly referred to in English as the Rumi. Mevlana Hazretleri ile tanışmam hususunda aslında pek fazla zorluk çekmedim. Çünkü benim ailem de Mevlevi kültürü doğduğundan itibaren yaşanılan bir kültür halindeydi. Babam da sema ediyordu, semazendi. Dolayısıyla o kültür içerisinde doğduk, o kültürle yetiştik, yaşadık. Günümüzde de aynı Mevlevi kültürüyle, Hazreti Mevlana'nın öğretisiyle yaşama gayreti içerisinde oluyoruz. Tasavvufu, tabii Sufizmin dediğim zaman öncelikle tasavvuf akımı önde gelir. Bu İslam tasavvufudur. Aslında pek çok tasavvuf şekilleri var. Hint tasavvufu var, Yunan tasavvufu var. Sufizmi var. Ama İslamiyet'te de İslam tasavvufu vardır ki bu İslam tasavvufunun özünde emri bil maruf nehyi anil münker denilen iyiliği emretmek, kötülüklerden uzaklaştırmak. Yani öncelikle tasavvufun temel noktası budur. İnsanların başka insanlara karşı iyiliği emretmeleri, iyi davranmaları ve kötü olan olaylardan onları uzaklaştırmaları. Asıl tasavvufun felsefesinde özünde bu yatmaktadır. Yani bu yaşantıyı insanlar kendi hayatına tatbik ettikleri sürece gerçekten herkes aynı yaşantı içerisinde benimsemiş gözükebilirler. Birbirlerine saygılı, hürmetli, hoşgörülü bir tavır içerisinde yaşayabilirler. Aslında hoşgörü tabii günümüzde her insanın yaşaması gereken çok uzaklaştırılmış bir durumda olduğumuz bir terim. Aslında hepimiz gerçekten hoşgörülü olmak mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Çünkü İslamiyet'in temelinde de bu vardır. Herkesin birbirine karşı sevgi, saygı ve hoşgörülü olması her yerde insanın mutlu olabileceği bir şekil arz eder. Yani hoşgörülü olmak hepimizi memnun eder. Ama hoşgörüsüzlük insanları rahatsız eder, huzursuz eder. Hoşgörüsüz insanlar yaşantılarında huzursuz olabilirler. Dolayısıyla insanların yolda yürürken, efendim arabada araba kullanırken, birbirlerine karşı saygılı olmaları, trafikte birbirlerine yol vermeleri aslında çok önemli bir hareket. Bunu yapmak durumundayız. Yani hepimiz bir insan olarak, Müslüman olarak zaten İslamiyet'in temelinde bu var. Ama maalesef insanların biraz bencil davranması bu hoşgörüden uzak bir yapıya sevk ediyor insanları. Bu da hepimizi huzursuz ediyor. Dediğim gibi Mevlevi kültürüyle yaşamış, yetişmiş bir insan olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Gerçekten bizim gerek aileden almış olduğumuz aile terbiyesi, gerek Hazreti Mevlana'nın yolunda yürüyebilme düşüncesi
bizi biraz daha bu yolda rahat hareket etmemize sebep kılıyor. Dolayısıyla insanlara keşke her insan bu Hazreti Mevlana'nın bu hoşgörüsel tavırlarını, düşünce felsefesini hayatına tatbik edebilse. Her insan mutlaka eminim ki bu hoşgörü teriminden faydasını alacaktır. So it would appear that the basics of Sufism are really not that different from any other religion. But the visual spectacular of the whirling dervishes have caused Sufism to be regarded as more of a tourist attraction than a moral code for a clean living. I'm on a trip around Turkey, and Konya seems to be a boomtown city combined with old-fashioned style and tradition and so on, and so it sounds interesting to come here. I was just reading about Rumi in my guide, and I read about his that tolerance is one of his most important themes in his philosophy, and I read some a short poem. It's translated into German, but it sounds very good, because I can read that it's not necessary if you are religious or not, or if you are from this country or from another country, and it doesn't matter if you've done bad things or something like that. You have to come here and you are accepted. It is estimated that the dervishes attract at least 1.7 million visitors each year, a quarter of whom come from outside Turkey. It is clear that performance and showmanship, rather than the Sufi way of life, is the main attraction, and the shows at the Mevlana Center play a vital role in the local economy. Tema aslında Allah'a ulaşma şeklidir Mevleviler tarafından. Dolayısıyla semaya başlayan arkadaşımız bu işi zikir düşüncesiyle yapmak suretiyle kendisini manevi olarak Allah'a daha yakın hissetmektedir. Semaya başlanmak için ön hazırlık olarak semazen arkadaşlarımız ve müzisyen arkadaşlarımız, mutrafiyeti dediğimiz müzisyen arkadaşlarımız semaya başlamazdan önce abdestlerini alırlar. Manevi olarak oraya hazır hissetmek durumundalar. Dolayısıyla sema ayini başlar başlamaz kendilerini Allah'a daha yakın hissetme, daha ulaşabilmek için sema ayini kendilerini vermek durumundadırlar. Ve sema ayini tamamlandıktan sonra o manevi haz ve huzuru alabilmenin neşesi içerisinde bulunmakta sema zamanı. Mevlana Hazretlerinin şu yedi öğüdünü hepimiz biliyoruz. Cömertlik ve yardımseverlikte akarsu gibi olmamızı öğütlemektedir. Tevazu ve alçak gönüllükte güneş gibi olmamızı öğütlemektedir. Efendim, başkalarının kusurlarını örtmede gece gibi olmamızı, hiddet ve asabiyette ölü gibi olmamızı emretmektedir. Dolayısıyla Mevlana Hazretlerinin bu öğütlerini hayatımıza tatbik edebilirsek aslında dünyanın en mutlu insanı ve hoşgörülü, huzurlu insanı olabiliriz eminim.